Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün artık kışlık hazırlıklara başladık. Kısmet olursa bahçemizdeki Trabzon hurmalarını kurutma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli olan malzemeleri, yapacağımız işlemleri size sırasıyla anlatacağız. Biz de kısmet olursa ilk defa bu sene bunu deneyeceğiz. Çünkü bu seneye kadar Trabzon hurmanımız bu kadar çok vermiyordu. İnternetten görüp araştırdığım şekliyle böyle tam olmadan içi yumuşak değil ama dışı sararmaya yakın olanları toplayacağız. Şundan bir tık daha yeşilleri, hatta bu bile sert olabilir, toplamakta fayda var. Önce bu hurmalarımızı güzelce yıkadık. Şimdi internette birkaç formül vardı ama biz bunlardan bir tanesini dikkate aldık. Bunun için gerekli olan malzemeler birkaç tane defne yaprağı. Bizde kurumuşu olmadığı için bahçemizden yaş şeklinde topladık. Onun dışında biraz kekik, tuz kullanacağız. Bunları direkt suyun içine, kaynar suyun içine atmaktan ziyade şöyle güzel bir temiz bir örtünün içine sarıp kes halinde bağlayıp suyumuzun içine bırakacağız kaynayan. Öncelikle tabi bu hurmalarımızın dış kabuğunu soymakla başlayacağız. Hadi işimize başlayalım. Dışını pek ince olmayacak şekilde böyle soyuyoruz arkadaşlar. Ben ilk dakikalar konuşmamda yanlış söyledim. Yani bu kadar yeşilleri şey yapmamak lazım. Yani şöyle bu kadar olacak kadar yeşilleri toplamak lazım. Çünkü kuruduktan sonra sert oluyormuş. Şöyle daha sarımsı ama şey olacak, sert olacak. Ve böyle kurtlu, bakayım, kurtlu olmayacak. Evet, eşim soydu. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şu bağlama yeri, şuradaki yere uzun kalacak ki buraya ip bağladığım zaman asmaya yer kalsın. Bu da aynı şekilde. Buralardan iplere bağlayacağız. Bu seneye kadar hurmalar bu kadar vermiyordu işte. Bu sene maşallah güzel vermeye başladı. Bakalım, deneyeceğiz. Artık kısmet nasıl olacak, nasıl kuruyacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Muhtemelen bir 10-15 güne bunlar şekillenmeye başlıyormuş. İyice pudralanana kadar bizim bu köy evinde asılı bırakacağız. Burası çünkü ortam olarak da müsait. Şu yukarı asalım diyoruz tavanlara. Hem burada soba dayanıyor. Sobanın sıcaklığıyla da kuruması daha hızlı olacaktır. Burası da böyle bizim bir hobi evimiz. Suyumuz da burada kaynıyor. İçeride şu an durulmayacak kadar sıcak oldu. Ay aman. Bayağı bir şekerli bir gıda. Çünkü yani soyarken bile içinde yapış yapış oluyor. Bugün narları topladım. Her tarafım perişan halde. Onu daha rahat söylüyor değil mi? Aynen. Bunlar. Zaten bayağı bir renk farkı var. Daha ağacımızda da bir bu kadar daha, belki bunun iki misli daha vardır. Onlar da hepsi şöyle koyu kıvamda. Bir 10-15 güne kadar onlar olur. Bu sistem tutarsa çat çat. Bak, bunu sapını güzel toplamışım. Uzun bırakmışım. Neyse arkadaşlar, biz hızlıca hemen bunları soyalım. İlerleyen aşamalarını siz de şey yapalım. Veya ben şunları şimdi keseye koyayım. Bir de burada ben şimdi defne yaprağı dedim, kekik dedim. Tuz koyup koymamak artık size kalmış. Tuz da konuluyor. Muhtemelen bunlar yani dezenfeksiyon işlemi ve kurtlanmaya karşı. Çünkü zaten deftenin öyle bir özelliği var. Aynı zamanda kekiğin de. Bir de bunlar ayrıyetten elimizde, şimdi bizim karanfil olmadığı için biz karanfil koyamadık. Karanfil de konulabilir. Şimdi ben bu tuzu atacağım içine. Defne yaprağıyla kekiği torbanın içine koyup bağlayıp yallah suyun içine atacağım.
Hadi devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şey, bütün malzemeleri şöyle keseğinizin içine koyduk. Muhtemelen kese mantığı, kekik, defne yaprağı, suyun içine dağılıp da hurmaların içine, üstüne yapışmasın diye kaynayan suyumuzun içine atıyoruz. Şimdi biraz kaynamakta geciktiği için sobada üzerine koyalım da iyice harlansın. Hurmaları dağıldırdıkça şimdi bu suyun kaynama derecesi düşeceğinden aralar tekrardan suyun kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Kaynayan suyun içerisinde 10-12 saniye arası tutup iple çıkartıp kısmetse şuraları asacağız. Şimdi bu evimiz hem buradan güneş gördüğü için sabahtan akşama kadar gündüz vakti güneş ışınlarıyla kuruyacak. Bir de ortama böcek, fare mare girmediği için daha steril bir ortamda kurumuş olacak. Bu şekilde hurmalarımızı hazırladık. Hepsini bir ipe taktık. Şimdi kaynayan suyumuzun içine böyle bandırıyoruz. 10-12 saniye sayıyoruz. Ve çıkartıyoruz. Ha, ama bunları bir kabın içine koymamız lazım ki bu sulu sulu buraya asılmaz. Evet, bir şey olmaz ya. Neticede su. Kısmetse bunlara bismillah deyip şuraya asacağım ben. Sadece şu sıkıntı. Hurmaları asma işimiz bitti arkadaşlar. Burada kurumaya bırakacağız. Burada çünkü sabahtan akşama kadar bu evimiz güneş görüyor. Hem de havadar bir yer, rutubetsiz bir yer. Bu sene dediğimiz gibi ilk dönemimiz olacak. Kısmetse hep birlikte göreceğiz. Bizde tek sıkıntı şey oldu. Tam sobanın üzerine kaynattığımız için suyu. Yani kaynama derecesi ilkinde, ilk ikisi de güzeldi. Sonrasında sobanın harı yetmedi. Hep birlikte deneyip size de bunları aktaracağız. Bazıları gevşemeye başladı ama yok, iyi, tamam. Naylon ip yapın arkadaşlar, naylon. Bizim gibi bak böyle. Seslik de çıkmıyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.